Merhaba arkadaşlar. Bugün İstinye Üniversitesi'nden Funda Özdemir hocamızla birlikteyiz. Öncelikle Funda hocam bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Bildiğiniz teşekkür ederim. gibi biz Kandilli Kız Lisesi 11. sınıf öğrencileri olarak sizin gibi değerli akademisyenlerle röportaj yapıyor ve diğer arkadaşlarımıza bölüm seçme konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sorularımıza geçmeden önce Funda Hocam biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Funda Özdemir söyledim. Ben İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Lisans eğitimi Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünde aldım. Yüksek lisans eğitimi ise Sabancı Üniversitesi'nde. Aynı şekilde doktoraya da Sabancı Üniversitesi'nde devam ettim. Doktora çalışmalarımdan sonra yine bir buçuk yıl kadar Sabancı Üniversitesi'nde supervisor'ımın da içinde bulunduğu bir TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak bulundum. Doktora esnamda 5 ay kadar Fransa'da bulundum. Yine orada ziyaretçi araştırmacı olarak. Daha sonrasında postdoc bittikten sonra İstinye Üniversitesi'nde mühendislik fakültesinde, yani ben doktoramı da matematik bölümünden aldım. Burada Çetin Kayakoç hocamızın dekanı olduğu fakültede tam zamanlı öğretim üyesi olarak görevime başladım. Yazılım mühendisliğindeyim. Yazılım mühendisliği bölüm başkanıyım. Şu anda bir görevim daha var. Dekan yardımcısıyım. Onun dışında derslere giriyoruz. Research yapıyoruz. İdari işlerimiz var. Böyle. Hocam peki bölümünüzden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii, yazılım mühendisliğinden bahsedeyim. Değil mi? Şimdi yazılım mühendisliği, İstinye Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği Türkçe. Eğitim veriyoruz bu bölümde. Tek Türkçe olan bölümümüz. Yani %99 ihtimalle İngilizce bölümümüz de açılacak. Yine yazılım mühendisliğine. Önümüzdeki sene bu çok büyük ihtimal açılacak. Yazılım mühendisliği bölümünde öğrencilerimiz bölüme başlar başlamaz programlamayla başlıyorlar. İlk sene klasik her mühendisin gördüğü fizik, matematik gibi temel bilim derslerinin yanında direkt bölümleriyle alakalı dersler de almaya başlıyorlar. Mesela Python öğreniyorlar ilk sene. Şu an tabii ki en revaçta ve gündemde olan programlama dillerinden birisi Python. Hem öğrenmesi kolay hem de şu an malumunuz yapay zeka, makine öğrenmesi gibi trend topiklerde daha çok Python kullanılıyor. Python programlama dili kullanılıyor. Öğrenciler bunları direkt öğrenmeye, kodlama yapmaya başlıyorlar. Tabii şu an örgün eğitimimize devam edemiyoruz. Uzaktan eğitimdeyiz. Normalde örgün eğitimde bu derslerini tabii ki laboratuvarda görüyorlar, bilgisayar laboratuvarlarında. Daha sonra yine ikinci sınıfta hem teorik hem yine matematik dersleri ve programlama dersleriyle devam ediyorlar. Öğrencilerimizin son sınıfında bitirme projeleri var, stajları var, yaz stajları var 3. ve 4. sınıf arasında. Bunun dışında hocaların aktif olarak yürüttükleri projelere dahil olabiliyorlar. Tabii burada öğrencinin gayreti, onun isteği önemli. Bu tarz projelerde aktif olarak görev alabiliyorlar. Hani böylece iş hayatına atılmadan ya da daha akademik bir kariyer düşünüyorlarsa yüksek lisans ya da daha sonrasında doktora gibi bundan önce bu tarz projelerde çalışma fırsatı yakalıyorlar. Birçok öğrencimiz okurken de çalışıyor. Çünkü malumunuz şu an yazılımın olmadığı hiçbir sektör yok. Yani her sektörde işte IT departmanı var bir tane ve mutlaka buralarda yazılım mühendisleri, bilgisayar mühendisleri çalışıyor burada. Ülkemizde zaten genelde bilgisayar mühendisleri de yazılımcı olarak çalışıyorlar. Hani daha çok işin yazılım boyutunda, programlama boyutunda onlar da aktifler. Onun dışında tabii ki yurt dışı kariyer planı yapan arkadaşlar var. Onlar mezun olduktan sonra yurt dışında bulunmak, işte yapay zeka vesaire bu konularda çalışmak istiyorlar. Ki bizim müfredatımızda zorunlu olarak zaten yapay zeka, makine öğrenmesi, sinir ağları makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi derslerimiz de var. Hani biz öğrencileri bunu biraz hani optional bırakmıyoruz.
diyoruz ki hani siz buradan mezun olduğunuz zaman belli bir seviyede makine öğrenmesini, yapay zekayı öğrenmiş olarak mezun olun. Bu da tabii ki bizi bir adım öne çıkaran etkenlerden bir tanesi oluyor. Biraz uzun konuştum. Yok hocam, teşekkür ederiz. Peki hocam, neden akademide kalmaya karar verdiniz? Neden akademide kalmaya karar verdim? Aslında matematik bölümünü yazdığım zaman, evet yani matematik çok sevdiğim bir branştı. Yani lisedeyken hani hep olur ya işte matematik hocamı çok seviyordum, matematiği çok seviyordum. O işte soruları ilk önce çözüp ilk önce parmak kaldıran, bazı öğrencilerin sinirini bozan öğrencilerden biriydi. Çok seviyordum. Aslında matematik hocam şey diyordu bana, Funda tıp okumalısın. Ya ama ben hep içimde bir matematik yani nedense tıpa karşı böyle hep bir mesafeli kaldım. Matematiği istedim, matematiği yazdım. Hani gerçekten matematik okursam daha sonra belki istediğim alana yönelebileceğimi de düşündüm. Yani aslında direkt akademik odaklı okumadım yani bölümümü. Daha sonra mezun niyetime yakın baktım hani böyle seviyorum. Yani arkadaşlarıma ders çalışırken, sınavları çalışırken anlatmayı seviyorum. Yani dedim ki hani sanırım bir yüksek lisansa başlamalıyım. Yani dediğim gibi hani çok böyle aşırı akademik odaklı değildim. Ama bir yolumu görmek istedim. Dedim ki yüksek lisans yapayım. Orada işte asistanlık, derslere girdik vesaire. Araştırma yapmayı seviyordum. Belki de beni en çok itekleyen sebeplerden birisi bu oldu. Yine lisansta son sınıfta tabii ki bir bitirme projemiz oluyor. Orada işte bir hocayla çalışıyorsunuz. Çalıştığım hoca da çok iyiydi. Yani yine kendisi kadın bir matematikçiydi. Hani onun özgüveni, onun çalışkanlığı da belki bana ilham oldu. Müge Hoca bu arada. Kendisini de buradan sevgiyle selamlıyorum. Müge Kanuniyer. Onunla çalıştım. Hani o bana ilham kaynağı oldu. Yüksek lisansta da hani hem hocalarımı sevdim hem okulumu sevdim. Research yapmayı daha çok sevdim. Ve böylece doktora başladı. Doktorada da danışman hocam benim için hani gerçekten bulunmaz birisiydi. Yani arkadaşlar özellikle bu akademi yolunda hani beraber yürüdüğünüz insanlar çok önemli. Hani iş hayatında da öyle. Evet, bazı insanlar çalışıyorlar ve ortam onları gerdiği zaman, mutsuz ettiği zaman motivasyonları düşüyor, işlerine olan bağlılıkları azalıyor. Yani hani böyle mutsuz oluyorlar. Hani o mutsuz çalışan insanlar biraz ortamdan tabii ki belki yapmak istemedikleri şey de yapıyorlardı. Ama beraber yürüdüğünüz insanlar bu anlamda çok önemli. Akademide de böyle. Özellikle danışman hocamız hani sizin gerçekten böyle hani nasıl diyeyim hani elini sımsıkı tuttuğunuz bir insan oluyor. Çünkü ondan öğreniyorsunuz. Onun yöntemlerini, onun yorumlarını, onların hepsi size hem ilham kaynağı oluyor hem de gerçekten bu yolda yürürken nasıl davranmanız sizin akademik davranışınızı şekillendiriyor. Bu anlamda da çok şanslıydım. Böyleydi yani benim maceram. Ondan sonra devam ettim. Yani seviyordum hem öğretmeyi hem öğrenmeyi. Maalesef hani maalesef demeyeyim aslında çok da güzel. Tabii ki bir tık yorucu bir süreç. Yani hem öğretiyorsunuz hem öğreniyorsunuz. Yorucu ama gerçekten güzel bir süreç. Bilgisayar mühendisliği ile yazılım mühendisliği arasındaki fark nedir? Şöyle, aslında bilgisayar mühendisliği biraz daha elektrik, elektronik mühendisliği ve yazılım mühendisliğinin birleşimi gibi. Çünkü bilgisayar mühendisliğinde bilgisayarı da tanıyorsunuz. Bilgisayarın parçalarını, bilgisayarın mimarisini, onları da öğreniyorsunuz. Bunun yanında programlamayı, kod yazmayı yani herhangi bir bilgisayar olmadan hani gerçekten siz bir algoritma tasarlayıp onun kodunu yazabilirsiniz. Ama bu kodu tabii ki implement etmek için yani çalıştırmak için bir bilgisayara ihtiyacınız var. Yani aslında bilgisayar mühendisliğinde hem yazılım hem donanım görüyorsunuz. Elektrik elektronik mühendisliği de donanım mühendisliğidir mesela. Yazılım da sadece yazılım, bilgisayardan bağımsız. Yani elinizde hangi tip bilgisayar, hangi özelliklere sahip bir bilgisayarın olduğunu hiçbir önemi yok. Siz orada algoritma geliştirmeyi ve kodlama yapmayı öğreniyorsunuz. Kod yazmayı öğreniyorsunuz. Programlama yapmayı öğreniyorsunuz.
Hani bu anlamda dediğim gibi bilgisayar mühendisliğinin yazılım artı donanım, bir nevi yazılım mühendisliği artı bir elektrik elektronik mühendisliği gibi düşünebilirsiniz. Peki hocam, sıradaki soruyu aslında biraz cevapladınız ama ben yine de sormak istiyorum. Belki eklemek istediğiniz bir şey vardır. Bölümünüzde gösterilen derslerin içeriği hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii, şu anki müfredatımızda dediğim gibi ilk sene fizik matematik dersleri görülüyor. Onun yanında ilk sene Unix işletim sistemi, Unix programlama dersleri var. Biz zaten tamamen yani burada sahipsiz işletim sistemleri üzerine öğrencilerimizi çalıştırıyoruz. Ondan sonra programlama dillerinden işte Python'la başlıyorlar ilk dönem, ikinci dönem. İkinci sınıfa geçtiklerinde C görüyorlar. Daha sonra C++, yani aslında Object Oriented Programming görüyorlar. Ondan sonra yine üçüncü sınıfa geldiklerinde iOS Android programlamayı görüyorlar. Bunun yanında tabii işletim sistemleri dersini alıyorlar. İşte ikinci sınıfta algoritmalar ve temel veri yapıları diye aslında bir nevi programlamanın teorisini, yani arka planını öğreniyorlar ve bunu gerçekten hani fazla fazla veriyoruz. Çünkü işin teorisini öğrenmek çok önemli. İşin teorisini öğrenmeyip hazır kodlar üzerine çalışmak ya da bunları hani sadece yapabiliyor olmak sizi sektöre geçtiğiniz zaman gerçekten hani böyle afallamanıza sebep olabilir. Dolayısıyla işin teorisini öğrenmek bu anlamda çok önemli. Yine üçüncü sınıfta sinir ağları ve makine öğrenmesi dersi var. Ondan önce makine zekası prensiplerini görüyorlar. Ve son sınıfta derin öğrenme. Yani üç ve dörtte bu şekilde gidiyorlar. Yine dördüncü sınıfta kriptografi mühendisliği dersi var. Benim de çalışma alanlarımdan birisi, yani araştırma alanlarımdan birisi kriptografi. Yine mühendislik fakültesi dekanımız Çetin Kaya Koç da yani alanın bir kriptografi mühendisidir. Ve alanında gerçekten dünyada çok saygın bir konuma sahiptir. Hatta en fazla doktor öğrencisi yetiştiren bu alanda 3 profesörden bir tanesidir. Yani kendisinin öğrencileri şu an Türkiye'de ve yurt dışında birçok üniversitelerde profesör unvanıyla zaten görevlerine devam ediyorlar. Dolayısıyla kendisi bu dersi de eklemek istedi. Onun dışında bölüm seçmeli derslerimiz var. Yani birçok hani sayabileceğim bölüm seçmeli. Yine işte yapay zeka yönelik dersler, daha çok işte yazılım inşası, yazılım proje yönetimi tarzı dersler. Onun dışında mesela bu dönem açacağımız derslerden bahsedebilirim. Daha sektöre yönelik dersler. Çünkü bizim bazı hocalarımız bir yandan da sektörle de sıcak temas halinde. Hatta bazılarının şirketleri de var. Hani bu anlamda da kendileri sektörü hem Türkiye'de hem de dünyadaki yazılım sektörünü çok iyi tanıyan hocalar. Teknoparklarda, teknokentlerde araştırma geliştirme yapıyorlar. Buralarda çalışıyorlar. Bu anlamda da sektöre, daha çok sektörde çalışacak işte öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda yine mesela işte kaynak planlama, kurumsal kaynak planlama sistemleri dersi mesela açıyoruz. Geçen dönem, yani bu dönem aslında e-ticaret platformları geliştirme dersini açtık. Yani öğrencilerin de hani bu anlamda neler beklediğini, neler istediğini ve onlara çok seçenek sunup gerçekten almak istedikleri seçmeli dersleri almalarını sağlıyoruz. Bu anlamda akademik kadromuzu daha da genişlettikçe tabii ki bu seçenekleri daha da artıracağız. Şu an güzel gidiyor. Her şey yolunda. Umarım daha da güzel gider. Peki hocam, siz bu bölümde ilerlemiş biri olarak Türkiye'de ne gibi avantajlarını veya dezavantajlarını gözlemlediniz? Şimdi şöyle, yani yazılım mühendisinin çok, yani pek açıkçası dezavantajından bahsedemeyeceğim. Yani çünkü hani günümüzde farkındasınız, hani daha ilkokuldaki hatta okul öncesi eğitimde bile çocuklara kodlama eğitimi vermeye başladılar. Yani bu bilişim teknolojisinin ve artık yani bilgisayar devri dediğimiz bu devri olmazsa olmazlarından biri yazılım bilmek. Mesela yine bir örnek vereyim bölümümüzle alakalı. Dil ve konuşma terapisi, fizyoterapi ve rehabilitasyon gibi aslında hani belki size çok alakasız gelebilecek bölümlerden bile öğrenciler gelip yazılım mühendisliğiyle yan dal ya da çap yapmak istiyorlar. Çünkü biliyorlar ki onları kendi çalışma alanlarında öne çıkaracak olan yazılım bilmek. Mesela tıp. Biz bu sene
yine Çetin Hoca'nın önderliğinde tıbbi yapay zeka yandal programı açtık. Yani tıp öğrencilerine yazılım öğretiyoruz. Çünkü hatta bunun çok somut bir örneği bizim Levent Korkmaz hocamız var. Levent Hoca kendisi normalde bir onkolog, yani kanser hastalıkları uzmanı. Kendisinin hep böyle içinde kalan bilgisayar mühendisi olma arzusu onu hiçbir zaman tıp okurken, uzmanlığını alırken yalnız bırakmamış ve kendisi sürekli çalışmış, yazılım geliştirdi şu an ve bu şu an bazı hastanelerde kullanılıyor. Yani kanser teşhis edebilecek yapay zeka programı geliştirdi. Ya bunu aslında birçok alanlarda, ileride işte iç hastalıklarında olsun, işte kulak burun boğazda birçok hastalıkta aslında tıpçıları bir adım öne çıkaracak olan şey, onların aynı zamanda yapay zeka çağında nerede oldukları olacak. Bunun için de yazılım bilmeleri gerekiyor. Ki gerçekten çok büyük talep var. Yani şu an tıp öğrencileri, İstinye Üniversitesi'nde tıp öğrencileri yazılım mühendisliği çatısı altında açılan bu yapay zeka yandal programını çok hevesliler. Ve yazılım mühendisliği genel olarak, yani dediğim gibi hani size çok alakasız gelebilecek bölümlerden de çok fazla talep alıyoruz. Yani fizyoterapi okuyor, diyor ki ben yazılım öğrenmeliyim. Yani çünkü ileride neden? Bütün teşhisler, hani bir nevi tedaviler, bunların hepsi aslında geliştirilen yapay zekalarla olacak değil mi? Yani bu teşhisler konacak, tanılar konacak. Bunun için de yazılım bilmeye, hem işi bilen insana hem de onun yazılımını bilene. Çünkü bir tarafta yazılım mühendisliği, bir tarafta işte fizyoterapist varsa bunlar birbirinin dilini konuşamayacaklar. O yüzden diyor ki oradaki fizyoterapist mesela, ben diyor yazılım öğrenirsem kendi işimi, değil mi? Kendi işimin yazılımını gerçekleştirdiğim zaman onu ben yapabilirim diyor. Hani bu konuda gerçekten çok büyük bir talep var. Bu anlamda hani yazılım mühendisliğinin bir dezavantajından bahsedemeyeceğim. Şunu söyleyebilirim belki. Evet, çok sosyal, sizi çok sosyalleştirecek bir bölüm değil. Neden? Sürekli bilgisayarınızdasınız. Ama istediğiniz yerde de olabilirsiniz. İsterseniz bir kafede çalışın. İstiyorsanız kendi şirketinizi kurun ve istediğiniz insanlarla çalışın. İstiyorsanız evinizde çalışın. Hani bu sizi, yani bu meslek sizi biraz daha bağımsızlaştıran bir meslek aslında. Bu anlamda hani şunu yapabilirim belki. Hani dezavantajları çok az ama avantajları hani çok fazla. Bunlar sadece bir kısım söyleyebildiklerim. Ve gerçekten hani sizi global anlamda da bir noktada tutmayacak bir meslek. Neden? Mesela Türkiye'de şu an o kadar çok yazılım işi yapan insan var ki, yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi ve yurt dışı firmalarında. Yani yurt dışına çalışıyor bu insanlar. Çünkü oraya gitmesine gerek yok. Bilgisayarı elinde ve buradan çalışabilir. Bunun için Silikon Vadisi'nde bulunmasına gerek yok mesela. Atıyorum yani. Oraya da tabii gidebilir. Hani bu anlamda hani sizi mekandan bağımsız bir şekilde hani iş yapmanızı da sağlayacak bir bölüm. Hani ben hem kadın öğrenciler için hem erkek öğrenciler için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten bu konuda hani çok iyi, çok yani hani şey değil, bu sektör sadece erkeklerin olduğu bir sektör değil. Yani kadın yazılımcılar, hatta bunu şu an sosyal medyada ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyorum, böyle çatılar da kurdular, kadın yazılımcı platformları vesaire ve hani kendi alanlarında çok güzel şeyler yapıyorlar. Ki şu an teknoloji hani bizim kaç yıllar önce hayal edemeyeceğimiz yere gidiyor. Mesela kuantum bilgisayarlar, değil mi? Şu an mesela kuantum programlamadan bahsediliyor, kuantum yazılım geliştirmeden bahsediliyor. Çünkü ileride kuantum bilgisayarlar hayatımıza girdiği zaman şu an var olan bilgisayarlardan çok daha fazla iş yapacaklar. Bu anlamda tabii ki onların yani onları oralarda kullanacağımız programlama dillerinde de, kuantum programlamada da çok farklı yönler var. Hani bu anlamda geleceği iyi okuyorlar. Yani şu an hani Türkiye'de güzel şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Peki hocam, teşekkürler. Peki bölümünüzde yabancı dil ne kadar önemli? Şöyle, tabii ki yazılım sektöründe yabancı dil bilmek çok önemli. O zaman şöyle bir soru geliyor. Biz yaz döneminde tercih zamanında öğrencilerimizle şu konuda da bazen sorular alıyoruz. Hocam neden bölüm Türkçe? Ben buraya gelmek istiyorum. Aklımda tek bir soru işareti var. O da bölümün Türkçe olması.
Ama artık İngilizcesini de açacağız zaten. Türkçe olması şöyle, ben orada şunu söylüyorum. Evet, dil bilmeniz önemli. Özellikle bir yazılımcı olacaksanız dil bilmeniz önemli. Biz burada biraz şu mantıkla, zaten fakültenin ilk bölümü de yazılım mühendisliği. Hazırlıklı öğrenciler çok vakit kaybetmeden, hani biraz onlara biz yabancı dili yolda öğretelim ve sektöre bir an önce kazandıralım bu öğrencileri. Hani biraz bu mentaliteyle de açılmış bir bölüm. Tabii ki burada YÖK'ün işte izin verdi, bazı başka faktörler de var ama genel olarak motivasyon buydu. O anlamda da mesela 4 yıl boyunca 6 tane İngilizce dersleri var. İlk sene zaten YÖK'ün zorunlu tuttuğu genel İngilizce. Daha sonra biz öğrencilerimize iki kur mesleki İngilizce, iki kur akademik İngilizce dersi aldırıyoruz. Bunun dışında zaten çoğu hocamız derslerinde mesela İngilizce slide kullanıyor. İşte ya da önerdiği kaynaklar İngilizce oluyor. Zaten kodlamanın doğal dili İngilizce. Yani siz hani Türkçe bir kodlama yapamazsınız. O anlamda hani hoca zaten kaynaklarını da genelde İngilizce kullanıyor. Öğrenci bir şekilde aldığı İngilizce derslerle hani olaya angaje oluyor. Ama tabii ki komünikasyon Türkçe. Yani Türkçe konuşuyor hocayla ya da hoca sınavda soruyu Türkçe ifade ediyor. Hani bu anlamda bölüm tamamen Türkçe derken aslında tam olarak öyle değil. Evet, bir hazırlık okumuyorsunuz ve derste işte yabancı öğrenci arkadaşlarınız olamıyor bölüm Türkçe olduğu için ve hoca sizinle Türkçe iletişim kuruyor. Onun dışında kaynaklar olsun, dediğim gibi aldığınız İngilizce dersleri olsun, sizi belli bir seviyeye getiriyor zaten. Ha tabii ki olmanız gereken seviyeye getiriyor ama burada öğrencinin gayreti de önemli. Kendini ders dışında da takviye etmesi, ya yani hani daha çok belki işte speaking çalışması, işte konuşma çalışması gerekir. Hani bunun için yani zaten şu an hani gerçekten siz de biliyorsunuz. İnternet üzerinde o kadar çok kaynak var ki, o kadar hani online kurslar vesaireler var ki hani bu anlamda kendilerini orada da geliştirebilirler. Ama dediğim gibi hani İngilizce kafasına takılan, problem olduğunu düşünen öğrenciler de bazen bilgisayar mühendisliğini seçiyorlar mesela bizim fakültede. Hani o İngilizce diyor, orayı seçiyor. Öyle yani şu an durum bu. Hocam son sorumuz. Bu bölümü Tabii. tercih etmek isteyen arkadaşlarımız ne gibi özelliklere sahip olmalı ve onlara tavsiyeleriniz var mı? Tabii yani aslında biz hani bölümü tercih edecek arkadaş için hani sen işte yazılım herhangi bir yazılım dili biliyor musun? Hiç merak ettin mi? Hiç açıp ya bunlar tabii ki ona artı sağlayacak. En azından bilerek geliyor, değil mi? Hani o anlamda ne yapacağını bilerek gelmesi önemli. Ama mesela bazen yine tanıtım zamanında öğrenciler geliyorlar. Hani onlar da gerçekten böyle çok samimi konuşuyorum ben. Çünkü ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Diyorum ki yani hiçbir şey bilmenize gerek yok. Biz zaten siz bir şey biliyormuşsunuz gibi bölüme başlamıyoruz. Ya öyle olsa zaten yok der ki senin işte programına gelmek için öğrenci nasıl bir şart arıyorsun? Hayır, hiçbir bölümde bu yoktur. Her şey sıfırdan verilir. Ha, şimdiye kadar ilgi duymamışsındır ama biraz araştırdığın zaman evet ya hani ben yazılımcı olabilirim ve gerçekten önü çok açık bir alan. Neden olmasın dediği zaman biz hiçbir kriter, hiçbir ön şart aramıyoruz. Sadece derslerine gerçekten yeterli önemi verirse, ödevlerini, projelerini zamanında yaparsa, onu çok ilgili olan insanlardan geride bırakacak hiçbir şey yok. Bu anlamda da kendinize herhangi bir özellik aramanıza gerek yok. Tabii ki hani şunu diyorsanız, yani ben saatlerce bilgisayar başında oturamam, işte ben daha sosyal bir insanım. Ben işte insanlarla konuşmayı, daha sosyalleşmeyi seviyorum. Ha, o zaman bir düşünün derim. Yani evet, yazılım mühendisi olacaksan projeler, ödevler, hani öğrencilik hayatından bahsediyorum. Sonrasında iş sektöründe de tabii böyle. Sürekli hani bilgisayar başında olmanız gerekecek. Ama bu etrafınızda hiç insan olmayacak anlamına gelmiyor tabii ki. Sizin gibi çalışan ortamda bir sürü insan olacak. Hani bu belki biraz öğrencinin kafasında soru işareti olabilir. Onun dışında hani ilginizi zamanla kazanacaksınız. Ve hatta geçen bir öğrencim geldi. Hocam hiçbir şey bilmiyordum. Bölüme başladım. Yani ve hani çalışkan da bir öğrenci. Şey tabii pandemiden uzaktan eğitime geçmeden önce konuştuğum bir öğrenci. Hani şey dedi yani hani o kadar sevdim ki yani benim için işte kod yazmak, ödevleri yapmak eğlenceli yani bir oyun gibi. Bu şekilde görüyor mesela. Hani bu anlamda da tabii ki sevip sevmeyeceğinizi yolda da anlayabilirsiniz. Ve genel olarak şunu da söylüyorum. Arkadaşlar bir bölüm tercih ettiniz diye o sizin hayatınız değil. Yani bu hayat böyle sizin 18 yaşında aldığınız karardan ibaret de değil.
Ya o kadar çok durak var ki hayatta. Hani bir durak yani yeni tanıştığınız insanlar, yeni gördüğünüz bir yer, yeni ilk defa haberdar olduğunuz bir ne bileyim bir iş, bir şey, bir kariyer seçeneği her şey olabilir. Yani bu anlamda hayatınızı tek bir sınav ve tek bir bölüm gibi lütfen hani bu şekilde algılamayın. Hani seçersiniz, oradan memnun olmazsınız, başka bölüme geçersiniz. Üniversiteyi beğenmezsiniz, başka üniversiteye geçersiniz. Ya da ne bileyim, bambaşka şeyler yapabilirsiniz. Ben lisans hayatımdan hatırlıyorum. Ne bileyim, öğrenci işte geliyor, mühendislik okumak için geliyor ya da matematik okumak için. Ya yok diyor, hani olmadı. Bir daha giriyor, tıp istiyormuşum ben meğerse diyor, tıpa giriyor. Yani hani tabii burada hani ailenizin desteği vesaire önemli ama kararlarınızı alırken ailenizin mutlaka önerilerini göz ardı etmemekle beraber siz ne yapmak istiyorsunuz ona odaklanın. Ve şunu unutmayın. Yani dediğim gibi hayat, bütün hayatınız 18 yaşında aldığınız tek bir karardan ibaret değil. Ya hayat çok uzun bir yol. Hani 35'inde bu işe başlamış insanlar da var. 40 yaşında yazılımcı olmaya karar verip yazılımcı olmuş insanlar da var. Ben yine hatırlıyorum lisans eğitimimde. Zamanında işte bu 80 darbelerinde vesaire babasının maalesef korumacı tavrından dolayı tıp kazandığı halde okuyamayan bir ablayla tanışmıştım. Yani çok da iyi birisiydi. Okulumuza yakın bir yerde oturuyordu. O mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde tabii yine 45 yaşında falandı yani. İşte İngiliz Dili Edebiyatı, Alman Dili Edebiyatı hatta iki bölüm birden okumaya başlamıştı. Ve o kadar gayretliydi. Yani hayat çok uzun o anlamda. Tabii ki sevdiğiniz şeyi fark etmeniz, sevdiğiniz şeyi bilmeniz, hani sizin için bu size belki zaman kazandıracak bir şey olabilir. Evet, 18 yaşında istediğim bölüme girdim, okudum. Yani belki 40 yaşında ulaşılabilecek bir kariyer basamağına siz 30 yaşında ulaşacaksınız. Ama hayat sadece dediğim gibi 18 yaşında yaptığınız tercihlerden ibaret değil. Hani bunu da aklınızdan çıkarmayın. Bu anlamda biraz daha rahat olun. Ya yani hayat çok uzun. Çok şeyler yaşayacak, çok şeylerle karşılaşacaksınız. Hocam izninizle kapanışı yapalım. Tamam. Bugün Funda Özdemir hocamızla birlikteydik. Hocam bizimle röportaj yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Videomuz burada sona eriyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar teşekkürler hocam. Hoşçakalın.